Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte elektriği farklı bir yöntemle üretmeye çalışacağız. Ürettiğimiz elektriği kapasitöre yükleyip depolayıp LED'imizi yakmaya çalışacağız arkadaşlar. Basit bir deney, basit bir çalışma, ancak sizler üzerinde güzel fikirler oluşturacağını eminim. Şimdi devre şemasını çizdikten sonra arkadaşlar devremizi buhardın üzerine kurarak devreyi çalıştırmaya çalışacağız. Devremiz bu şekilde. Burada bir güneş panelimiz var arkadaşlar. Şurası artı ucu olsun. Şurası eksi ucu. Güneş panelimiz burada. Buradan güneş panelimizden bir diyot çıkartarak arkadaşlar bu şekilde getirip burada kapasitörümüze bağlantısını yapacağız. Kapasitörümüzün artı ucu burası. Eksi ucumuz. Daha sonra bu çıkışı götürüp LED'imize bağlantısını yapıyoruz bu şekilde. LED'in normalde çizimi bu şekilde değil arkadaşlar. Devre üzerinde bu şekildedir. Ben burada anlamanız için yapıyorum. Normalde LED'in sembolü budur arkadaşlar. Bu şekilde çizilir. Burada LED'imiz bu şekilde ışık veriyor. Buradan alıyoruz arkadaşlar ışığı, elektriğimizi burada üretip buradan kapasitöre depoluyoruz. Buradan da LED'imizi yakıyoruz. Kapasitörümüz arkadaşlar, panelimiz, diyotumuz, bu da LED'imiz arkadaşlar. Devre çok basit, herkesin yapabileceği bir devre arkadaşlar. Şimdi bunu board üzerine yerleştirdikten sonra çalışıp çalışmadığına bir göz atalım. Şimdi board'umuzu alıyoruz arkadaşlar. Board'umuzun üzerine önce kapasitörümüzü yerleştiriyoruz. Kapasitörümüzün bu şekilde şeritli kısmı eksi kutbu arkadaşlar. Buradan bu şekilde yerleşimini yapıyoruz. Daha sonra LED'imizin eksi kutbunu, kapasitörümüzün eksi kutbunun gelen kısmına bu şekilde yerleşimini yapıyoruz. Bu da tamam arkadaşlar. Daha sonra LED'imizin artı kutbundan, yani kapasitörümüzün artı kutbundan olan kısmı diyotumuzu yerleştiriyoruz arkadaşlar. Diyotumuzun çizgili kısmı şu kısmı LED'in bacak kısmına gelecek arkadaşlar. Bu şekilde. Artı kutbuna gelecek. Bunu da şu şekilde buraya bağlantısını yapıyoruz. Basit bir proje arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Daha sonra panelimizin bağlantısını yapıyoruz. Devrenin çalışıp çalışmadığını hep birlikte göreceğiz arkadaşlar şimdi. Burada LED'imiz, burada panelimizin artı ucunu, diyotun olduğu şeride bağlantısını yapıyoruz. Bu şekilde. Daha sonra eksi kısmını da LED'in olduğu eksi kısmına, olduğu kısma şerite bağlantısını yapıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz LED'imiz yanmaya başladı arkadaşlar. Şu anda LED'imiz yanmaya başladı. Burada kapasitörümüzü çıkartalım. Bakalım LED'imiz hala yanmaya devam edecek mi? Görüyorsunuz arkadaşlar hala da yanmaya devam ediyor. Şimdi panelin üstünü kapatacağım. Yani ışığın gelmesini engelleyeceğim arkadaşlar. Bakalım LED'imiz yanmaya devam edecek mi? Şu anda gördüğünüz gibi LED'imiz söndü arkadaşlar. Tekrar açıldı. Çünkü ışığı görüyor şu anda. Kapandı.
Tekrar açıldı arkadaşlar. Bu şekilde. Işıktan aldığımız enerjiyi burada elektrik enerjisine dönüştürüyoruz. Peki burada kapasitörümüz ne işe yarayacak? Burada kapasitörümüz arkadaşlar buradan ürettiğimiz elektriği kendisine depolayarak burada LED'in daha uzun süre yanmasını sağlayacak. Şimdi hep birlikte görelim. Burada şeritli kısım dediğim gibi eksi kutbu arkadaşlar. Burada kapasitörümüzün bağlantısını yaptık. Şimdi panelin üstünü kapatacağım. Bakalım LED'imiz hala yanmaya devam edecek mi? Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu anda kapasitörde var olan enerjiyi kullanmakta. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ama gittikçe gücü düşüyor. Elimi kaldırdım şimdi panelin üzerinden. Gördüğünüz gibi LED'in ışık gücü arttı. Tekrar panelimizin üstünü kapatalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar LED'in gücü düştü. Bu şekilde arkadaşlar basit bir proje. Şimdi panelimizi devreden ayıralım. Kapasitörümüzün hala yanıp yanmadığına bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hala yanmaya devam ediyor. Kapasitörü şimdi çekeceğim. Gördüğünüz gibi LED söndü arkadaşlar. Tekrar bağlantısını yaptığımda gördüğünüz gibi LED yanmaya başladı. Tekrar söndü. Tekrar taktığımda artık kapasitörün içinde herhangi bir elektrik kalmadığı için çok az bir güçte LED'imizi yakmakta. Tekrar panelimizin bağlantısını yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar LED'imiz tekrar yüksek bir ışıkla yanmaya devam ediyor. Kapasitörümüzü tekrar çıkaralım buradan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yanmaya devam ediyor çünkü ışığı görüyor arkadaşlar. Panelimiz ışığı görüyor. Üstünü kapattığımızda LED'imiz tekrar sönüyor. Gördüğünüz gibi. Basit bir proje. Herkesin yapabileceği bir proje arkadaşlar. Çok basit. Burada bir de kırmızı LED'imiz olacaktı. Onu da bir deneyelim. Şurada çıkaralım bunu arkadaşlar. Burada kırmızı LED'imizi bağlantısını yapalım. Gördüğünüz gibi şu anda kırmızı LED'imiz de yanıyor arkadaşlar. Kapasitörümüzü çıkaralım. Bunda da aynı şey olacak. Gördüğünüz gibi. Panelin üstünü kapattığımda elektrik üretmediği için LED'imiz sönüyor arkadaşlar. Şu anda elektrik üretiyor ve LED'imiz yanıyor. Şu anda kapasitörümüzü taktığımızda kapasitörümüzde elektrik depolanacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Basit bir proje. Herkesin yapabileceği bir proje. Burada temel mantığı öğrenmenizi istiyorum. Evet. İşte elektrik üretmek bu kadar basit arkadaşlar. Devremiz bu şekilde. Panele ışık veriyoruz. Güneşten faydalanabiliriz. Evimizdeki lambadan faydalanabiliriz arkadaşlar. Yani buna yeter ki ışık gitsin. Elektrik üretmeye başlayacak. Buradan panelden
elektriğimizi ürettik. Diyot üzerinden geçişimizi sağladık. Daha sonra kapasitörümüze depoladık elektriğimizi. Daha sonra ledimizi yaktık. Şu şekilde de yapabilirdik. Az önce dediğim gibi ledi kapasitörsüz de, kapasitör olmadan da yakabilirdik. Ancak burada kapasitörümüzü kullanmamızın amacı ışık olmadan da ledi yakabilmek arkadaşlar. Temel amacımız bu. Yani dediğim gibi ledi getirip burada bağlantısını yapmış olsaydık buradan da ledimizi yakabilirdik arkadaşlar. Ancak ışığın olma kaydıyla bu şekilde. Basit bir proje. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bu tür videoların devamı için kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.